Etiquette Güzellik Salonu cilt bakımı, makyaj, saç tasarımı konularında oldukça özenli bir bakış açısıyla hizmet veriyor. Hepsi alanında uzman çalışanlarıyla Londra'nın kuzeyinde kadın erkek kendini seven, bakımına özen gösteren herkesi bekliyor. Bu hafta salonda yapılan PRP uygulamasıyla ilgili bilgiler aldık ve uygulamadan memnun olan müşterilerinden görüşlerini dinledik. Etiquette Güzellik Salonu'nun kurucusu, güzellik uzmanı Hülya Cengiz Özdemir, son günlerin en popüler bakım yöntemlerinden olan PRP uygulamasının kullanım alanlarının oldukça geniş olduğundan bahsetti. PRP şöyle açıklamak gerekirse, insan vücudundaki en temel şey kan. Kişinin kendi kanını alıp belli işlemlerden geçirip tekrardan deri altına enjekte ettiğimiz bir yöntem şeklidir. Ama tek başına PRP yapılabiliniliyor, fakat bunlar için yapılmış özel tüpler var. İçlerinde değişik minerallerin, vitaminlerin olduğu, hyaluronik asitin olduğu özel kitler var. Bu tip kitlerle yapıldığında alınan sonuç çok daha güzel oluyor. Kimlere uygulanıyor PRP? Aslında yaş sınırı yok. Genelde tercih eden bayanlar ve beyler, 30 yaşından sonra saçlarında problem olan beyler tercih ediyor. Ya da ufak ince çizgileri olan kişiler, cildi yenilemede, yumuşatmada, tekrardan kolajen arttırmada, gözenekleri sıkılaştırmada kullanabiliyoruz. Sonuç ne zaman alınabiliyor? Yani kaç seans gelmek gerekir? Şimdi ilk seans itibariyle 2-3 hafta sonra kendini belli etmeye başlıyor. Ama bizim müşterilerimize genelde tercihlerimiz birer ay arayla ilk 3 defasını aldıktan sonraki, hani mesela söyleyelim, saç için söyleyelim, genelde saçlarda problem olan beylerde bir ay arayla 3 ay boyunca almalarını tavsiye ediyoruz. Ondan sonra 3'er ay arayla 3 kere, yılda 6 kez tavsiye ediyoruz. Sonrasında her senede bir kere gelebilirler. Aslında doğal bir tedavi olmasıyla da diğer tedavilerden ayrılıyor. Mesela botoks yaptırmak yerine PRP'yi tercih edebilirler artık. Kesinlikle. Kesinlikle öyle, çünkü botoks dışarıdan başka bir madde yüzümüze enjekte ediyoruz. Biz kendi kanımızı alıp plazmasından ayırıp tekrardan içine belli başlı vitaminleri de koyup deri altına enjekte ettiğimiz için çok daha doğal oluyor. Aslında önümüzdeki günlerin en popüler uygulamalarından biri olacak diyebiliriz. Şu anda çok popüler, çok revaçta bir bakım, fakat altyapı araştırmalarımda ben fark ettim. Hani tek başına PRP'den çok içine koyduğumuz mineraller de, vitaminler de çok önemli. Kişinin kendi kanının ayrıştırılmasıyla elde edilen trombosit hücrelerinden zengin kan demek olan PRP tedavisi, kırışıklık, leke oluşumları, sivilce ve yara izleri, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılıyor. Uygulama sonrasında sarkmada ve kırışık izlerinde azalma gözleniyor. Peeling ve lazer gibi leke tedavilerinin PRP ile birlikte uygulanması ise tedavi sürecini hızlandırıp kalıcı sonuç alınmasını destekliyor. Biraz önce Sevgin Bey'e de yaptığımızda gösterdim videoda. Saç kökleri, orada ufak bebek tüyleri bile varsa eğer, oralardan çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Dökülmüş olan bölgelerde bir tane bile geniş geniş aralıklarla, eğer saç kökü varsa orada, dediğim gibi, tekrardan oralardan saç gelme olasılığı çok yüksek. Hatta yaptığımız işlemlerde de bunu kendi gözlerimizde gözlemledik. PRP uygulamasında kişiden kan alınarak özel tüplere konuluyor. Özel tüpler yüksek hızda dönen cihaza yerleştiriliyor. Elde edilen plazma ciltte sorunlu bölgelerde minik iğneler yardımıyla uygulanıyor. Hülya Hanım, aslında bütün güzellik uygulamalarında olduğu gibi PRP'de de bir takım yanlış uygulamalar ya da suistimaller olabilir. Ben bütün güzellik bakımlarımı burada yaptırdığım için, saç olsun, cilt olsun, izleyicilerimize gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Size gelmelerini ve onlara uygun tedaviyi gerçekten ciltlerine, yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre onlara ne gerekiyorsa onu yapacağınızı biliyorum. PRP'de de aynı şey geçerli. Ne diyeceksiniz? Suistimal edilmemek için neye dikkat etmek gerekir? Biz önce sağlık diyoruz. Ne olursa olsun sağlık sektörünün bir dalıyız. Önce sağlık dediğimiz için yanlış bir işlem yapılmaz. Yani kişi her kişiye göre ihtiyacı neyse o olmalı, o yapılmalı. Yapılmış olsun diye de bir şey asla yapmıyoruz salonumuzda. Saçlarım dökülüp açıldıktan sonra işte araştırmaya falan başladım. Saç mı ektirsem, ne yapsam diye falan filan. Böyle tavsiye üzerine Hülya Hanım'ı buldum. Hülya Hanım'a geldim. O da kendisi bana PRP'nin uygulamasını tavsiye etti ve onunla işte ilk seansı aldık. Bugün ikinci seans için geldim. Bayağı bir etkisini gördüm. Gayet memnun kaldım. Ondan sonra seanslara devam edeceğim. Yani herkese ben de öneririm. Sonra yüzüm için de yaptırdım. Çünkü kırışıklara falan da iyi geliyor. Ondan da bayağı memnun kaldım. Yani gayet memnunum. Şeylere devam edeceğim. Şu anda saç ektirmeyi de erteledim yani. Bunlarla herhalde etkisi böyle devam ederse gayet şu anda memnun kalacağım yani. Saç ektirmeyeceğim şu an için.